Selam herkese. Genellikle ateizm tarafından Tanrı'nın yokluğuna bir argüman olarak kullanılan determinizmden bahsedeceğim. Önce şunu belirtelim arkadaşlar. Teizmin Tanrı'nın varlığına yönelik her türlü argümanı istisnası olarak akla ve mantığa dayalı şeylerdir. Yani çıkarım deneysel değildir, tamamıyla aklı kriter yaparak ulaşılmış sonuçlardır. İşte bu noktada önünüzde iki yol kalıyor. Ya rasyonalizm felsefesini seçerek aklınızı kriter, yani ben gerçeği doğruyu aklımla bilirim diyeceksiniz. Ya da skeptisizm felsefesinden kaçarak her şeyden şüphe edeceksiniz. Fakat size şunu belirtelim arkadaşlar. Rasyonalizm felsefesinde durum şöyle arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz, dokunmuş olduğunuz, işitmiş olduğunuz, hatta şu an izlemiş olduğunuz bu videonun bile varlığını söyleyen şey size akıldır. Ve aynı zamanda var olan şeylerden hareketle Tanrı'nın varlığına ulaşan da yine akıldır. Mesela rasyonalizm argümanı. Evrenin şu anda anlaşılabilir bir yapıda olması, rasyonel bir yapıya sahip olması, bir bilinç tarafından yani bir akıl tarafından insanın anlayabileceği bir yapıda bu evrenin rasyonel kılındığının bir delilidir. Bu da zaten bir evrenin rasyonel kılan bir yaratıcının varlığının bir ispatı oluyor. Yani şöyle düşünün, mesela bir kitap var. Bu kitap sizin dilinize göre yazılmış. Siz bu kitabın yazarını görmeseniz dahi kitabın sizin için yazılmış olduğunu, sizin dilinizce yazılmış olması bile o kitabı sizin için hazırlayan bir yaratıcının, yani bir bilincin varlığının ispatı oluyor. Bu çıkarımı biz neye göre yapıyoruz? Akla ve mantığa göre yapıyoruz. Görmüş olduğum, dokunmuş olduğum şeylerin varlığını söyleyen akıl ile bu çıkarım üzerinden Tanrı'nın varlığını ispat eden akıl yine aynı akıl. Yani ben bu çıkarımdan şüphe ediyorsam, yani skeptik bakış açısına göre Tanrı'nın varlığına bir kanıt olamadı, işte benim aklım yanlış olabilir, aklımızı kriter yapmamız doğru değildir diyorsam, Tanrı'nın varlığına şüphe ediyorsam gördüğüm, dokunduğum şeylerden de şüphe etmem gerekiyor. Çünkü gördüğüm, dokunduğum şeylerin var olduğunu söyleyen akıl ile var olanlardan hareketle bir yaratıcının varlığına ulaşan akıl yine aynı akıl. Bunlar farklı akıllar değil. İkisi de aynı şey. Yani gördüğüm şeyin gerçek olduğunu söyleyen şey de akıl. Var olandan hareketle Tanrı'nın varlığına ulaşan da yine akıl. Dolayısıyla ben eğer aklı kriter yapıyorsam, gördüğüm, dokunduğum şeyin gerçek olduğuna inanıyorsam, var olanlardan ulaştığım yaratıcıya da aklen doğru demek, onun da gerçek olduğunu kabul etmek zorundayım. Bu rasyonalizm felsefesi. Zaten skeptizme bakarsanız demiş olduğum gibi her şey çelişkili yani. Görmüş olduğunuz, dokunmuş olduğunuz şeylerden bile şüphe etmeniz gerekir. Ha şöyle bir itiraz yapabilirsiniz ama bu ikisi arasında bir fark var. Birisini hiç görmüyorum, birini hiç deneyimlemiyorum. Ama şu anda gördüğüm şeyleri deneyimleyebiliyorum mesela. Derseniz size şunu belirteyim. Var olan her şey zaten deneysel değildir arkadaşlar. Örneğin şu anda evrenin başlangıcı ile ilgili bir takım teoriler ortaya atılmış. Evrenin başlangıcı nasıl olduğunu biliyoruz. Evrenin nihai sonunun nasıl olduğunu biliyoruz. Galaksiler, bu dünya, bu canlılık, bu yaşam nasıl oluşmuş, bunların hepsini bilebiliyoruz. Fakat bunların hiçbirisi deneysel değil. Bunlar tamamen çıkarım yaparak, yani mantıksal bir çıkarım yaparaktan bunları kabul ediyoruz. Bunlar deneysel olmadığı halde yine akla dayanıyor. Yani bilim bile akla dayanıyor arkadaşlar. Yani demiş olduğum gibi ya böyle rasyonalizm felsefesini seçerekten her şeyi kabul edersin. Yani aklımızın doğru kabul ettiği şeyleri kabul ederiz. Aklımızı bir kriter, bir ölçü yaparız. Yahut da her şeyden şüphe ederekten, gördüğümüz şeylerden bile şüphe ederekten, ki şöyle bir durum var. Görmüş olduğumuz, dokunmuş olduğumuz şeylerin bize doğru olduğunu söyleyen, gerçek olduğunu söyleyen şey de akıl. Az önce bahsettiğim gibi. Çelişki bir felsefeye sahip olsun, skeptizmi seçerseniz. Bir de Kur'an-ı Kerim'de genel olarak şöyle bir mantık var arkadaşlar. İnanmanız gerekmiyor bu konuda. Yani illaki Kur'an'a inanmanız gerekmiyor bu dediğimi anlamanız için. Bir düşünce olarak, yani bir öneri olarak şöyle anlayın. Mesela Kur'an-ı Kerim'in anlattığı üzere bize Kur'an-ı Kerim genelde rasyonalizm felsefesini seçmemizi emreder. Yani örneğin Allah bir peygamber yollar her kavme. O peygamber kendilerine bir mucize gösterir, bir ispat gösterir. Rasyonelist olan insanlar derler ki bu adamın gösterdiği mucizeleri hiç kimse yapamıyor. O yüzden demek ki bu adam haklıdır, bu adam Allah'ın elçisidir. Direkten mantıksal bir yolu seçiyorlar. Skeptik felsefesine sahip olan insanlar ise ya belki bu adam büyü yapıyor, belki bu adam yalancı. İşte biz de bugün görüyoruz insanlar göz boyama, yani sihir yapıyor. Göz boyuyor, aslında olmayan şey var gibi gösteriyor. Bu karşımızdaki çıkan da peygamber olduğunu iddia eden adam da bunun gibi bir göz boyama yapıyor olabilir. Bunlardan daha bilgili olabilir. O yüzden bu adamın Allah'ın elçisi olduğuna dair bir kanıt yoktur diyerekten skeptizme, yani şüpheciliğe kaçıyorlar. Ve sonuçta da ne olduğunu zaten Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Rasyonalist bakış açısıyla kanıta inanan insanlar kurtuluyor, kurtuluşa eriyor, cennete gidiyor. Helaktan kurtuluyorlar. Fakat diğer insanlar ise skeptik bakış açısına sahip olan, yani şüpheye kaçan insanlar ise yok olup helak olup gidiyorlar. Şimdi demiş olduğum gibi eğer rasyonalizm felsefesini seçecek olursanız, yani akıl benim için kriterdir, ben doğruyu, yanlışı, gerçeği akılla tespit edeceğim derseniz determinizm Allah'ın varlığına bir ispat. Şu şekilde. Determinizm arkadaşlar bilmeniz için kısaca şu şekilde açıklayabilirim. Evrendeki en küçük atomun içerisindeki parçacıklardan tutun, bu gözümüzle gördüğümüz evrene, galaksilere kadar bütün her şeyin, evrenin başlangıcından bu zamana kadar her şeyin belirlenmiş olduğunu savunan bir felsefi görüştür. Hatta bilimsel delilleri de vardır. Felsefi görüşlerden tanımlayayım ben kısaca. Yani şöyle, bugün bu şekilde bir canlılığın oluşacağı, insan dediğimiz canlının oluşup evreni anlayacağı, bilim yapacağı ve evrenin nihayetinde yok olacağı, bu şekilde bir canlılığın, bu şekilde bir evrene sahip olacağımız, ta evrenin en başından beri belirlenmişti. Yani o da ilk başlangıç anda hiçbir şey yokken, sadece tek bir madde varken,
O ortamda bile evrenin bu şekilde olacağı belirlenmişti. Yani şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. 300 tane domino taşı dizilmiş arkadaşlar. İlk domino taşı devrildiği zaman sıradaki domino taşını deviriyor. O da onun önündekini, o da onun önündekini. Devirerekten böyle bir zincir oluşuyor. Bu zaten evrenin en baştan beri belirlenmiş olan bir şeydi yani. Yani bu aslında bir açıdan tesadüf düşüncesi. Yani belki milyonda bir olasılık evrenin bu şekilde hassas sayılara sahip olarak oluşma ihtimali de vardı. O da denk geldi görüşüne çürütüyor bu determinizm. Çünkü determinizm diyor ki başka bir alternatif yoktu diyor. Evren illaki böyle oluşmak zorundaydı. O hiçbir şeyin oluşmadığı, galaksinin oluşmadığı, tekilliğin olduğu bir ortamda bile evrenin bu şekilde oluşacağı, bugün bizim oluşacağımız, evreni anlayacağımız, evreni ölçüp hesap edeceğimiz bile en başından beri belirlenmişti diyor. Zaten belirlenmişti dedikten sonra belirleyen bir bilincin varlığını anlamak çok da zor olmuyor. Şimdi determinizme karşı şu şekilde bir itiraz sunulabiliyor genellikle kuantumla ilgili. Şimdi arkadaşlar kuantumla ilgili genellikle determinizme itiraz eden arkadaşlar şu şekilde bir itirazda bulunuyorlar. Diyorlar ki kuantum alanında belirsizlik var. Bu belirsizlik de evrenin aslında determinist olmadığını, yani indeterminist, belirsiz olduğunun bir ispatıdır. Çünkü kuantum alanında olasılıklar varsa evren her türlü olasılığa açıktır. Dolayısıyla yani evren aslında her şey belirlenmiş falan değildi diyerekten itiraz ediyorlar. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Kaos teorisi ve kelebek etkisi bu teoriyi çürütüyor. Yani bu kuantumla determinizmi çürütme düşüncesini çürütüyor. Çünkü şu şekilde kaos teorisiyle kelebek etkisini kısaca şöyle açıklayayım arkadaşlar. Şu an burada havada uçan bir kelebek arkadaşlar kanat çırpmasıyla dünyanın öbür ucundaki bir kasırgayı tetikleyebiliyor. Yani bu durum bize mikro dediğimde yani kuantum altı alan, makro ise mikro altı olmayan, yani bizim gözümüzle gördüğümüz evren denklemini tanımlayayım kısaca. Kaos teorisi bize mikro dünyanın makro dünyaya etki ettiğini ve ikisi arasında hiçbir fark olmadığını ispat ediyor. Yani şu anda bizim gördüğümüz makro evrende her şey neyse, yani her şey nasıl belirlenmiş ise kuantum alanındaki her şey de belirlenmiştir. Ama bilimsel deneylerde işte kuantum altındaki parçacığın hızıyla momentumunu, yani konumuyla hızını aynı anda tespit edemediğimiz için kuantum alanı belirsiz kabul ediliyor. Fakat Krauss isminde bir fizikçi var. Kendisi zaten ateist, onu özellikle belirtiyorum. Teist birisi değil, yani teizmin lehine savunacak birisi değil. Kendisi bir fizikçi olaraktan diyor ki kuantum alanını anlamıyor olmanın sizinle alakalıdır diyor. Yani insanın bilgi eksikliğiyle alakalıdır diyor. Kuantum alanı da deterministtir diyor. Kuantum alanı deterministse doğal olaraktan bir makro dünya da deterministtir. Ve zaten kuantum alanı da determinist olduğunu şu şekilde anlayabiliriz arkadaşlar. Yani en cahil, kusura bakmayın ben bu da hakaret babından söylemiyorum. En az araştırma yapan insanın dahi anlayacağı şekilde anlatayım. Şu anda gözlemlediğimiz evren determinist mi, indeterminist mi? Deterministtir değil mi? Ya çünkü şu anda eğer indeterminist bir evrende olmuş olsaydık, atıyorum bugün bir gün güneş doğar, 4 gün boyunca karanlık geçer. Veya ne bileyim bir sene boyunca kış geçer, sonraki 4 mevsim normal geçer. İşte sonraki yıllarda bakarız ki 6 yıl boyunca yaz geçer mesela. Böyle dengesiz bir şeyler olur yani. Veya toprağa siz karpuz ekersiniz ağaç çıkar. Karpuz değil başka bir şey çıkar yani. Buna benzer bir evrende olmuş olsaydık o zaman evren indeterminist olurdu ki şöyle bir şey var. Ki zaten evren indeterminist olsaydı arkadaşlar rasyonalizm diye bir şeyden de bahsedemezdik. Yani şu an biz evreni anlayabiliyor, ölçüp hesaplayabiliyorsak bu evren zaten determinist olduğunun bir en basit bir ispatıdır. Makro kuant teorisi bize diyor ki kısaca argümanı şöyle özetleyebilirim arkadaşlar. Kaos teorisi diyor ki makro dünya neyse mikro dünya da odur diyor. İkisi arasında bir fark yoktur diyor. Makro dünya determinist mi? Evet gözlemlediğimiz kadarıyla makro dünya determinist. Dolayısıyla mikro dünya da deterministir. Kısacası evren yine başından sonuna kadar her şeyle determinist bir yapıdır. Ki şöyle bir durum var arkadaşlar. Hadi diyelim ki Krauss yani fizikçi Krauss bu konuda yanılıyor. Bizim hadi bilim kendi kendisini sürekli olaraktan yalanlar ya. Yani kendisini yalanlayaraktan bilim sürekli ilerler. Diyelim ki hadi kuantum alanı gerçekten indeterminist olsun. Bu yine de evrenin temelde determinist olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani şu şekilde düşünün arkadaşlar. Ben havadan bir yaprağı bırakıyorum arkadaşlar. Yaprağın düşeceği noktanın ben bu daire içerisinde olduğunu biliyorum. Burası deterministtir. Fakat bu daire içerisinde hangi noktaya düşeceğini ben bilmiyorum. O düşeceği noktayı tespit edememem indeterminist alanda ve bu mikro kuantum altı alandır. Yani kuantum alanı makro dünya bu durumda etki etmemiş oluyor. Çünkü etki etmiş olsa makro dünya da indeterminist olurdu. Kısacası argüman bu şekilde arkadaşlar. Yani indeterminizm aslında çökmüş bir şey falan değil. Genellikle teist kesim buna yani Müslüman olan arkadaşlar hatta Hristiyanlar bile determinizmi özgür irade probleminden olsa gerek bu açıdan karşı çıkıyorlar. Özgür irade ile bunun alakası nedir? Bununla ilgili inşallah başka zaman bir video yapacağım. Fakat kısaca size şunu söyleyeyim. Determinizm Allah'ın varlığının en açık ispatlarından bir tanesidir bana göre. Bilimsel olarak da doğrulanmış bir şeydir bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.